Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Kuddüs. El-Kuddüs, nitelendiği her şeyden temiz ve nezih olan demektir. O, ebrarın nefislerini günah kirlerinden temizlemiştir. Kötüleri ise alınlarından ve ayaklarından yakalamıştır. Her ikisi de meseleyi gereği gibi düşünen ve anlayan kimse için Hakk'ın kutsiyet ve nezihliğinin neticeleridir. Bilinmelidir ki, taharet ve nezihlik iki mertebe arasında gidip gelir. Bunlar mutlaklık ve takyit mertebeleridir. Bunlar her varlıkta hüküm sahibidir. Ve onların mazharlarında zuhur ederler. Müşahede ehli, keşifteki derecelerine göre bunların eserlerini görürler. Çünkü ehlullah'tan bazıları Hakk'ın huviyetini mümkünlerin mazharlarında görürler. Böylelikle onlar Hakk'ın varlığı ve mümkünlerin ayağında zuhuruyla mümkünlere ait mukaddesliği müşahede ederler. Ayrıca mümkünlerin hak sayesinde kendilerine mahsus ve onlara ait nispet edilen imkan ihtimallerinden, hadislik başkalaşmalarından, sınırlılık karanlıklarından münezzehliğini görürler. Onlar işi kendisini kabul eden pek çok ayanda her bir ayn üzerine tecelli edişiyle bir olarak görürler. Onların vücudi aynları başkalaşmaz. Sadece bir kısmı başka bir kısım için zuhur eder. Buna karşın diğerlerinden gizlenirler. Ayağının birbirleri için zuhur etmesi veya birbirlerinden gizlenmeleri kendi kabiliyet ve özelliklerine göre değişir. Buna göre her ayn, tecellilerin şenlerini kabul etme ve özellikte başka bir aynın özelliğinden farklıdır. Ehli keşften bazıları ise Hakk'ı mazharların aynı olarak görürler. Onlar mümkünlerin ayanının hükümlerini de Hakk'ın varlık aynasında zuhur etmiş görürler. Böylelikle müşahedede mümkünlerin hükümlerinin Hakk'ın zatında başkalaşmasından mukaddeslik Hakk'ın zatına döner. Bunun neticesinde Hak bu hükümlerin değişmesiyle zatında herhangi bir değişiklik olmaktan münezzeh ve mukaddes olarak müşahede edilir. Buna örnek olarak farklı renklerdeki camları aksettiğinde güneş ışığının herhangi bir renk almamasını verebiliriz. Halbuki his onu renklenmiş görür. Aynı şekilde meleğin bazen insan suretinde bazen de ufukları kaplayan bir tarzda görülmesi de böyledir. Bunun nedeni idrak edenin haline göre meleğin suretlerinin değişmesi veya onun suretlerde çeşitlenmesidir. Halbuki meleklik halinde başkalaşmaktan münezzehtir.